Esselamu aleyküm muhterem yurttaşlar, aziz muhlisler. Bugünkü kursatımızda Kur'anşünas oğlum umurunu şu Kur'an marifetini tarqatışka sarflayotgan ulamalarımızdan milletimizni Şeyh Alauddin Mansur Hazretlerini taklif qilganmiz. Men ustoz sözünü Abdullah Şibrevi'ni Unvanul Beyanu Bustanu Ashan degan kitoblari bor. Buni juda yaxshi bilasiz, ko'p o'shandan bir she'rlar, nazmlardan misollar keltirib yurasiz. Shundagi bir bayt bilan boshlamoqchi edim. Izal mar'u lam yaglib havahu aqoma bi manzilatin fiha al-azizu zalilu. Mana shu baytni bir izohlab bir naq bersangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kichkina kitobcha bo'lsa ham mazmuni juda ko'p kitoblarning mazmunini o'zida tashigan bir o'sha aytilgan unvonul bayon kitobi haqiqatan hikmatlar kitobi. U yerda nafaqat islom ulamolarini, avvalo oyat hadislari va keyin olimlarning so'zlarini o'zigina emas, balki islomdan avvalgi boshqa dinlarning vakillari ham insoniyat tarixidagi chiroyli so'zlarni aytilgan kim tomonidan aytilgan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha hikmatlar yig'ilgan. Bu Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, tavsiyalariga juda muvofiqdir. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam al-hikma dallatul mu'min akhadaha haytu wajadaha dedilar. Hikmat, bilim bir dono so'z mu'min odamni yo'qotib qo'ygan narsasidir. Shuning uchun u uni qayerdan topsa olaveradi. Kim aytgan bo'lsa ham bir hikmatni mu'min qabul qiladi. Shuning uchun u unvonda ana shunday mana buzurj mehrlar bor. Xors hayotidan o'sha hikmatli ana o'sha unvonlar bor. Va asosan tabiiy Qur'on va hadis asosida islom ulamolarining juda go'zal hikmatli so'zlari bor. Mana bu so'zlar ham o'sha hikmatli va ibratli so'zlardan biri. Bu baytni mazmuni agar inson nafsidan g'olib bo'lmasa nafs uni har qancha aziz bo'lsa ham xor qilib qo'yadi. Nafs haqida inson har birida bor narsa bu. Qur'oni Karimda 3 xil nafs zikr qilinadi. Nafsi lavvoma, nafsi mutmainna deb aytiladi va nafs insonning sinovi uchun berilgan Alloh taolo tarafidan. Shundan g'olib bo'lgan inson aziz bo'ladi. Nafsga, havoyi nafsga mag'lub bo'lgan inson xor bo'ladi. Inson shunaqa vujudki, agar uni iymon, aql yetaklaydigan bo'lsa, u farishtalardan ulug'roq. Agar nafsni yetog'iga tushib qoladigan bo'lsa, u yomon, eng yomon jonzotlardan ham yomonroq bo'lib qolishi mumkin. Vahshiylik inson o'sha nafs havosiga berilganda u yoqda boshlanadi. Uni katta, kichik, olam shumul yoki bir kichikroq ko'lamdagi har xil noto'g'ri ishlarning hammasi havoyi nafsdan insonning o'sha nafsiga mag'lub bo'lishidan kelib chiqadi. O'shanga bu hikmatni aytgan insonlar bizlar uchun juda ibratli gapni aytibdilar. Har birimiz nafsimiz bilan kurashda g'olib bo'lishligimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihadul akbar dedilar. Ya'ni jihad degan so'zni suiiste'mol qiladigan kishilar bor. Eng katta jihad nafsing bilan kurashib g'olib bo'lishing dedilar. Mana bu doimiy bu. Unga jang maydoni kerak emas unga. Hayot maydonida har bir inson nafs bilan kurashib o'tadi. Mag'lub bo'lsa xor bo'ladi. G'olib bo'lsa aziz bo'ladi. Mana shu ma'noda unvonni o'zi biz juda rohatlanib o'qiymiz. Har bir baytini shunaqa sharhlansa, eshitsak, aytsak, bundan odamlar bahra olishlaridan juda xursand bo'lamiz. Chunki biz muhtoj bo'lgan hikmatlar bor bu kitobda. Shunday hikmatlardan biri yodimga tushadi. Bizlarda ulug' ajdodlarning avlodlari ekanligimiz bilan iftixor qilish bor. Bu to'g'ridir. Haqiqatan dunyoni hech qayerida kerak bo'lsa, bu Mavrovun Nahrdek, bu ülkedek, hususen Özbekistan'dek ulu alimler köp çıkkan emez.
Allah Teala'nın kelamı Arabistan'a nazil bugün olsa ham Kur'an'ı Araplarga ham şu özümüzden, Harazm'dan çıkan Zamakhşari birinci var tefsir kılıp yetkizgen kişilerden. Yine şu kebi bu diyarımızdan ötken uluğlarımız, bana İmam Bukhari, Tirmizi, cüle köp yani sanağı, sana adagiyeti bu miydi? Bana şunlar, biz de ecdadlarımız ekelliğinden fakirlenemiz. Hakkımız var. Lekin ikinci cihat ham var ki, bizler öşelerin münasip avladımız mı? Ulardan fakat biz şu falancılarda avladımız deyip yürümüz mü? Ya ki ulardaki bir izdaşlığımızdan var mı? Bana bu narsada köp ham etibar kımıyımız da. Ünvanda bir törtlüğü var. Künibne menşe'te ve ktesib edebe yuğunike mahmuduhu anin nesebi innel fete men yakulu ha anada leysel fete men yakulu kâne abi. Şimdi bir maşk kılgandım tercihmede. Ol bilim, kesbet kemal, atayın seni kim bulsa ham. Muhtaç bulmaz nesebke, ilmu edep tapken adam. Mardu meydan ul ki yüksek çokluğa çıkay özü, mert emez. Kim maktanar ul çokluğa çıkan adam. Otalarımız çıkan çokluğa bilen fakirleniş yakışı. Lekin çünkü intilmesek, fakat onların namları bilen maktanı yürü olursak, onlar gibi münasip avlat bulan mıyımız? Degen hikmet var şu beytte. Şu kebi, kayısı bir cümlesine, bir beytine alınsa, hemmege ibret buladıyan, namunu buladıyan sözler. Şunun için bu kitap 1000 yıldan beri yaşayıp geliyordu. Yıldan ilgi öt yaptı. Bana ulamalar, alim insanlar öz anlatılarına tercüme yaptı cahan boyla. Bitti o hikmet dairesi de, cüde ki mazmurların içine kamragen, bir neşte hikmetlerden ibaret bugün manalarını açıp verdiyiz. Şimdi yukarıda bana o hikmet müminini yukatken narsası degen mazmurdaki hadisini kilitirdiyiz. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, sözleri, hadisleri ne o şey fasahatı, belagatı hakkında yazılırken bir kitapta şuna kadar bir cevamiyul kelim sıfatı da peygamberimizden kilitirilirken o şey ilim ilimni afeti afetul ilmu ennisyen ve izaatuhu en tuhaddise bihi bi gayre ahlihi degen maşa hadis kilitirilirken. Yani ben az bir maksup oluyordukken sualım yukarıda geldik siz birgen cevap bulan bağlık mantıki. Yani cevamül kelim. Maşu ne deyken öz cevamül kelimini zoklap birseyiz. Bir nesakıda tariflengen de cami muane edip etişedi. Yani şunu tariflendi ki şu nersege dair hemen nersi cemlendi bir yerde. Ve bu nersege alakası yok bugün hemen nersini mankılındı. Özünü verildi degani. Cevamil kelim şu sözlerini, şunaka sözler ki o şey sözlerde hemen hikmet var. Bir nasıl koşu bu muydu ve bir nasıl alı bu muydu? Şunaka sözler degen mazmun. O hadis-i şerif cüle güzel hamamız için ibretli hadis eken mazmunu da şu ilim muafatı ünütçülük. Yeni ilimini zayi kılış. O şey ilim hakkı da ilimsiz adamlar yapırışlık. Kızılık ama. Bu ilim hakkıda bana ilimin en ulu Kur'an, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif. Bana bunlar hakkıda çele bilgen halde yapırsak, cüde güzel ilimde biz zayi kıyan bulamız. Zayi kılış yok atıştır. Yok atışlık. Yok atışı yıksa koşken buladı. Bilimsiz adam bir iş kekirse. Başka bir hadis-i şerifte, اِذَا اُسْيِدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَدِرِ السَّاعَ Bu hadisini ulu adibimiz Abdullah Kadri, özlerini ötken küller kitabı da hem zikir kılıp ötkenler mazmunu. Eğer bir iş özünü egesine tapşırılmasa, onge ege bulmagen, şu işten yakşı haberdar bulmagen insanı yüklep koyulsa, onda kıyamet kütüğür diyorlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kıyamet saatini kütüğür. Yani elbette o işini buzadı. Elbette ötüş bulmaydı o yerde para kendiliği buladı. Çünkü özünü ahlige tapşırılmadı. İlim diyem özünü ahlige yapırmasa, bilgen adam yapırmasa, bana bu ilimde başkaca tariflep, o ilim yetkizgen, yazgen insanını hem başkaca tanıştırıp koyadı. Bu nasıl tarihimizde, yakın tarihimizde hem köp bugün. Hazreti Alişir Navai'ni tamamen başkaca tariflaştılar. O kişinin asla hakiki hıyanat dedi.
ahliga topshirilmagani uchun. Navoiy o'z baytlarida sen nomahramlarga yuzingni ochmagin degan so'zi bor. G'azallariga murojaat qilib aytadi. Shunaqaki men g'azalim shu g'azalga loyiq bo'lgan insonlar tushunadi uni. Nomahramlar tushuna olmaydi. Shuning uchun ular har xil ta'villar qilishadi. U kishini haqlariga tuhmat bo'ladi. Holbuki u zot sharif mana 5-600 yil avval millatimizning ko'rki bo'lib bu millat qanchalar madaniyatli millat ekanligini asrlar avval aytgan so'zlari hozirgi zamonda ham hamma ko'ziga to'ti yoqiladigan hikmatli so'zlar ekanligini va bu millat bilan hisoblashish, hurmat qilish lozimligini u yerda turib bizni qo'rib turgandek, himoya qilib turgandek. Bu kecha paydo bo'lgan millat emas bu. O'sha Navoiy va zamondoshlar, o'shidan avval keyin o'tgan ulug'larimiz hammalari bizlarni go'yo chegaralarda posbon bo'lib, bu shunday go'zal, shunday dono millat bu. Mana shu so'zlarni yetkazishda eng faol peshqadamlardan biri Hazrat Alisher Navoiy. O'sha kishini ijodlariga murojaat qilishda yo bir asarlarini talqin qilishda, sharhlashda tamoman o'sha g'azallarga nomahram bo'lgan shu shartli ma'noda insonlar uni odamlarga yetkazib va bilmagan kishilar shuni haqiqat deb qabul qilishlari bilan albatta u kishi ruhlari bezovta bo'ladi. O'shaning uchun har bir ilmga, bu adabiyotshunoslik bo'ladimi, dinshunoslik bo'ladimi yoki bir aniq fanlar sohasi bo'ladimi, o'zini egasi qilsin shu ishni. Bo'lmasa zoyi bo'ladi. Zoyi bo'lish yo'qolishdir. Bu juda yomon narsa. Ilmni bilib unutib yuborishlik bu ofat, bu yaxshi emas, yomon ish, lekin undan ham yomoni noahil odamlar o'zlarini qo'ldan kelmaydigan ishlarga urinib qolsalar va uni boshqalar ularning gapi bilan noto'g'ri qabul qilib qolsa, aytilgan so'z boshqa, odamlarning tushunchasi boshqa bo'ladiki, noahil odamlarning harakatining samarasi shu bo'ladi. Alloh taolo o'zi saqlasin. Abdulla Qodiriy misolida nimani aytib ketdingiz? Men bevosita o'sha Qodiriyni hammamiz biladigan, butun o'zbek xalqi va boshqa qardosh turkiy xalqlarimiz juda yaxshi taniydigan va hurmat qiladigan romani o'tgan kunlar haqida savol bermoqchi edim. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanini yozish bilan nima demoqchi bo'lgan? Bir mulohazalarim aytishim mumkin. Haqiqatan Alloh taolo rahmat qilsin Abdulla Qodiriyni. Bu kishi o'sha menga adabiyotga muhabbat uyg'otgan, shu o'tgan kunlarni o'qish bilan bunaqa bo'lar ekan adabiyot deb o'shandan beri kitob o'qiyman, yana bitta o'tgan kunlar topolmayapman. Shunchalik bu kishining kitoblari Xudoy taolo shunaqa ilhom ato qilgan ekan va juda ulug' dard bilan yozilgan kitob. O'sha go'yo zamona sozlikdek ko'rinadigan kitob avvalidagi muqaddimalaridagi men tariximiz eng qora kunlaridan yozyapman degan gaplaridan demak, inqilob bu yog'ida yorug' kunga chiqdik degan mazmun tushungan kishilar bor. Asli o'zi bu boshqa mazmundagi so'z edi. Ya'ni biz shunday ulug' millat, ulug' xalqmiz, iymonli xalqmizki, ustabitlarni qo'lida qaram bo'lishlik yillari tariximiz eng qora kunlaridir. O'tgan kunlar romanida tasvirlangan zamon o'sha bosqinchilarni kelib Turkistonni mustamlaka qilishlik yillariga ro'baro' kelgan. Demak, millatni quyoshi botayotganmikin degan mazmunda ham so'zni shomga azon aytilishidan boshlaganlar. Ya'ni kunduz tugadi endi biz uchun, qorong'ilik boshlanib qoldi-ku, mustaqilligimizni yo'qotib qo'yapmiz u degan bir mazmunni singdirilgan shunga. O'tgan kunlar garchi o'quvchilar nazarda, ko'pchiligimiz nazarda shu Otabek va Kumushning qissasidek ko'rinsa ham, voqean u go'zal qissa, sevgi qissasi. Lekin meni nazarimda bu kitobdan ko'zlangan maqsad balki shu kitobni bosh qahramoni Otabek emas, Yusufbek hoji. O'sha millatni otasidek, otasi maqomida turib, shu millatni ittifoqligi uchun jon kuydirib, millat o'zi bir-biri bilan qirpichoq bo'lishligi bu intiho, bu quyoshni so'nishi ekanligi, bu qorong'ilikka kirib ketish ekanligini juda go'zal ta'riflab, bu kitobni demak mohiyati, vazni, zalvori juda ulug'. Faqat bir sevgi qissasi emas. Ular o'sha o'zlari aytgandek o'sha Farhod Shirin, Layli Majnunlarni o'qib kelgan xalqimizga deb va go'zal suratda
Qarangki bir 25 yoshli yigit juda katta tajriba egasi bo'lgan odamlar ham yeta olmaydigan cho'qqiga chiqib ketgan. Ko'zingizni uzmasdan o'qiysiz. O'qigan sayringiz yana tugatmagunizcha va kitob yarmidan o'tgandan keyingi meni xavotirim tugab qoladigan bo'ldi bu kitob degan xavotir bo'lgan. Mana shunday holatni o'sha yosh yigitcha shunday go'zal mukammal tarzda hikoya qilib berishligi va bunga juda katta ijtimoiy masalani singdirishi mana shu millatning zavoli bu ittifoqsizlik. Ittifoq bo'lishimiz kerak degan so'zni. Shunda o'sha aytgan bir joyda usbek sizlar bir-biringlarga qilich o'qtalgan vaqtinglarda u yoqda sizlarga to'pni tayyorlashib turibdi otamiz deb. O'zingizlar qirmanglar degan gap. Mana shu gap kitobning markazida turgan narsa. Lekin har qanaqa gapni ham insonga chiroyli yetkazishda qandaydir yonida, atrofida odamlarni jalb qiladigan qiziq voqea hodisalarni bayon qilish bilan shuni orasida nariga haqiqatni yetkazish. Men bu yerda yana boshqa so'zni aytmoqchiman. Qodiriylar u avlod, mana cho'lponlar bular Alloh taolo rahmat qilsin. Shahidlik maqomiga yetdilar. Aytamizki, shuni bir nohaq o'ldirishdi, boshqa bu ham to'g'ri gap. Lekin ular ham bilardi shuni. Ular boshlarini kundagi qo'yib shunga rozi bo'lib, millatni ravnaqi uchun kurashgan kishilar. Bosqinchini bosqinchi deb bu xalqning kimligini aytib, shuning uchun oladigan jazolari tayin bo'lsa ham, shundan qochmagan kishilar. Ularga havas qiladigan insonlar achinadigan emas. Achinish kerak bo'lsa, ularni sotganlarga achinish kerak. Ularni otganlarga achinish kerak. Bu Qodiriy xususan iymonli, ibodatli kitoblarida ham o'sha fayz bor. O'quvchini tortadigan bir jihat shu. Har kim o'qiydi uni. Kitobning mavzui demak bir ulug' ijtimoiy hodisa, ijtimoiy mavzuki, ya'ni millatimizni shu qorong'ulikka kirib ketayotganiga qayg'urib yozilgan bizni qora o'tgan kunlarimiz. Shu kunlar biz boshimizga tushdi deb aytgan so'zidir. Men shunday tushunaman. Ixtirosning chegarasi qattiq bo'lishi kerak. Masalan, xitob birovga haqni yetkazishda, ma'yuza qilishda ixtirosning o'sha emotsiyani chegarasi bormi? Yo'q, menimcha haqli savol. Insonlarga bir so'z aytmoqchi bo'lgan kishi yelkasiga juda katta mas'uliyatni oladi. Demak, o'sha aytadigan so'zi haqida puxta bilimi bo'lmasa, og'zini ochmagani yaxshi. Boshlab qo'yib, keyin atroflarda yurib, haqiqatni, mohiyatni yetkizib bera olmasa, bu so'zga jabr bo'ladi. So'zlovchi odamni eng birinchi u kishi uchun zarur bo'lgan xislat so'zni xolis so'zlash kerak. Qandaydir manfaat ko'zlab emas, qandaydir o'zini tanitish uchun emas. Yana boshqa minglab shunaqa g'arazlar bo'ladi, inson tabiatida bor narsalar. Shular aralashar ekan so'zga g'araz aralashadi. Bir toza so'z yetkazmoqchi, shu so'zni o'sha o'zini xususiy bir manfaatini ko'zlab, ozgina shu narsa aralashib qolsa, so'zni oxiri ketib qoladi. Birinchi navbatda mana shu fikr berish kerak. Fikr otifa degan so'z bor arablarda. Otifa degan tuyg'u degani. Insonlar mutafakkir insonlar mana fikrat degan so'z ham shu tafakkurdan chiqqan. Fikrat bu fikrdan kengroq bir so'z. Fikr o'ylash bo'lsa, fikrat ko'p o'ylarni mujassam qilib o'zi shaxsiy bir mulohaza bildira oladigan darajada o'ylagan inson mutafakkir bo'ladi. Fikrat egasi bo'ladi. Ana shu fikrat egasi so'z aytishi lozim bo'ladi. O'rtadagi bir qizil ip deb qo'yiladi. Mana shundan chetlamagan holda aytilish kerak. Ba'zan o'zi inson so'zlovchi ham eshituvchilarga ta'sir o'tkazish uchun bo'lsa ham mumkin ehtimol bir tuyg'uga erk beradi. Eshitganda yig'latib yubordi, so'zlaganda shunday bir mana shu narsa nafsga yoqadiganroq bo'lgani uchun mana shu narsaga ketib qolinadi. Endi unaqa bo'lishi uchun o'shani ko'rgan odam yana ham ba'zi so'zga, to'g'ri so'zga, xato so'zga ham aralashtirib aytishligi ham to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun so'zlagan odam mas'uldir har bir so'zi uchun. Eshituvchilar agar bir haqiqat, bir oyat mazmunini, bir hadis mazmunini yoki bir hikmatni mazmunini u kishini so'zi sababli to'la anglamasa, Alloh taolo oldida so'zlagan odam javob beradi. Shu javobgarlikni his qilgan inson
bu meni ishim emas deb ayta oladi yoki so'zlagan so'zida xolis mavqeidan turib so'zlaydi. Bu muhimdir. Insonda bilimsizlik, ilm chuqur yo sayozroq bo'lishlik bu tabiiy bu. Inson o'zini ojizligini e'tirof qilishi juda yarashadigan ish. Yo'q, bilaman deyishlik bilmagan narsasini. Aytiladi-ku, bilmagan odam bilmasligini bilsa u nodon odam. Ammo bilmagan odam bilmasligini bilmay, men bilaman desa u ikki marta nodon. Jahli murakkab deyiladi. Mana shunday bilaman deb chiqishlik va haliga aytilgandek boshqa ohanglar bilan har xil qo'shimcha so'zlar bilan bunday gapirishlik albatta haqiqatga xiyonat hisoblanadi. So'zni zalvori mas'uliyati juda og'ir. Mana o'sha Qodiriyning so'zi birinchidan juda go'zal so'z tanlagan. Zamondoshlarini yozgan asarlari ham bor. Birontasi Qodiriyga o'xshamaydi. Agar keyingilar o'xshamasa uzrimiz bordir. Zamondoshlari ham. Va u kishini o'sha romanlaridagi tasvirlanayotgan qahramonlarni har birining so'zi o'sha qahramonning so'zi. Siz o'sha so'zni o'zini eshitsangiz, o'qisangiz, buni falonchi aytdi deya olasiz. Shunda o'zi u majburiy uni og'ziga solib qo'yilmagan so'zni. Mana bunday so'z aytish qudratiga ega bo'lgan inson o'sha kitob yozishga ham haqlidir. Shunday o'zini mavzusini to'g'ri anglata bilgan inson shu mavzuda so'zlashga haqlidir. Bu fikr ustun bo'lish kerak va o'rta adolatli mavqeda turib so'zlanish kerak. Mana shunda foydali bo'ladi inshaalloh. Ustoz, bilasiz, Fuzuliyni shifoi vasl qadrin hajrila bemor olandan so'r. Zuloli zavq shavqin tashnai didor olandan so'r. Degan boshlanuvchi shunaqa baytlar bilan bir g'azali bor. Men endi buni aytayotganim Qur'oni Karimda o'sha Shuora surasida shoirlar haqida aytilgan, buni ko'pchilik shu kasb egalari ham bilishadi va boshqalar ham bilishadi, buni eshitishgan. O'shanda Shuora surasida shoirlarning 3ta sifati aytilgan. Birinchisi o'ziga ergashishni, o'ziga jalb qilishga bo'lgan rag'batni borligi. Ikkinchisi har vodiyda ularni daydib yurishlari. Uchinchisi o'zlari qilmagan ishlarni aytishlari. Qur'onshunos olim sifatida mana shuni mana shu 3ta sifatni o'shalarni hayotidagi o'rni, mana shunaqa nimaga tushib qolmaslik uchun degan ma'noda. Zalvorli bir savol. She'r nima o'zi? She'r degani lug'aviy ma'nosi insonni ichki kiyimi degani. Badaniga bevosita badanidagi tuklariga tegib turadigan kiyimni she'r deyiladi. She'r, she'r bu bir o'zakdan chiqqan. Ya'ni she'r baqirib o'qiladigan narsa emas. She'r juda ichki sirdir. O'z asli shoirlarimiz Navoiyni, Hazrat Navoiyni Navoiy qilgan bir yo'sin, bir taraf ular har bir she'rni o'zlari uchun yozganlar. Va uni albatta nashr qilish uchun emas, balki vujudidan o'tgan, o'sha yuragiga juda yaqin, o'zi uchun eng yaqin narsani his qilgan va yozgan. She'r bu shuur degani sezish. Shoir boshqalar sezmagan narsani sezadigan inson. Alloh taolo shu ne'matni unga bergan. Shundan shoir yaraladi. Bu shoirlarning bir mumtoz shoirlardan biri Hazrati Fuzuli. Alloh taolo o'kishini rahmat qilsin. Juda ibratli, go'zal xalqona o'qiganda tushunish ancha qulay bo'lgan bir. Shu o'rinda bir narsa yodimga tushadi. Erkin aka bilan, Erkin Vohidov bilan bir suhbatimizda u kishi endi shunaqa adabiyot haqida gaplashdik, ko'p gaplar. Men bilgan arab shoirlarini o'qib, tarjimalar qilib berdim, ta'sirlandilar va daf'atan Fuzuliydan bir bayt keltirdilar. Men shu yerda to'xtadim. Shu vaqtda bilmas ekanman o'sha baytni mazmunini. Bayt yodimda bo'lsa, "Manim kim g'amlarim vordir, bayiring ustuna qo'ysang, chiqar kofir jahannamdan kular ahli azob o'ynar." Shuni qanday tushunsak bo'ladi dedilar-da. Men to'xtadim, sukut qildim, chunki u so'zning mazmuni ma'lum, mazmuni ya'ni men shunaqa g'amlarim ko'pki, og'irligi shunaqa og'irki, agar tuyaning ustiga meni g'amlarimni ortib qo'ysang, kofirlar jahannamdan chiqib azoblanadiganlar o'yinga tushiboradilar. Bu nima degani? Shunda u kishi juda latif
juda zarif inson edilar. Javobini bilar ekanlar. Mendan ham bir talqinni so'ragan ekanlar. Bilmaydigan odamdan so'rab qoldilar bir marta. Men to'xtadim, u kishi o'zlari aytib berdilar va buni u kishi ulug' millatimiz ulug' olimlaridan Alixon To'ra Sog'uvning suhbatlarida eshitgan ekan. Ayni baytni aytib, mazmunini, go'zal mazmun borligini aytib bergan ekan. Shoirlarimizni shoirligi bir baytga dunyoni sig'dirishligida. Balki dunyo va oxiratning mazmunini. Bu she'rning mazmuni, baytning mazmuni shu ekanki, Qur'oni Karimda A'rof surasida kofirlar ham jahannamdan chiqadimi degan savolga javob beriladi. Kofir ham jahannamdan chiqadi qachonki tuya ignani teshigidan o'tsa deyiladi. Demak, hech ham chiqmaydi degani bu. Lekin Fuzuli erkalik bilan aytayaptiki, men shunaqa g'amlarim ko'pki, tuyani ustiga qo'ysang, u shunaqa ipdek ozib ketadiki, bemalol ignani teshigidan o'tadi va Alloh taolo bergan va'dasiga binoan kofirlar jahannamdan chiqarib, ular raqs tushadilar keyin. Mana shu gap shu baytda yashirin ekan. Shu mazmunda, shu baytda. Mana bu she'r bu. Bir bayt bir kitobni mazmunini o'zida tashiyapti endi. Ulug'larimiz shunday yozganlar. Ular odamlarga e'lon qilib, mukofot olib, nom qozonib, boshqa-boshqa deganlardan uzoq bo'lganlar. Lekin o'qilgan oyat karima, Qur'oni Karimda alohida Alloh taolo shu Aro surasini nozil qilgani va bunda shoirlar haqida, shu Aro shoirlar. Mana bularni ta'riflab aytganlari bu o'sha maddoh nazmbozlar haqidagi so'zlar edi. Ustidagi masalan sharoit hokimiyat o'zgarishi bilan mavzular ham o'zgarib ketaveradigan faqat qiladigan ishlar maddohlikdan iborat bo'lgan yoki butun ilhom iste'dodlarini shu ma'shuqani ko'zi qoshi uchun sarflagan shuni ta'rifi uchun mana bunday shoirlar haqida haqiqatan o'sha oyat karimada ash-shu'ara u yattabi'uhumul g'avun alam taro annahum fi kulli vadin yahimun va annahum yaquluna ma la yaf'alun shunday deb Haq taolo aytadiki shoirlarga adashganlar ergashadilar yo'ldan ozganlar ergashadilar chunki shoirlarning so'zi haqiqat emasdir ko'rmaysanmiki ular so'z vodiylardan har vodiyda aytib yuradilar va qilmagan ishlarini aytadilar bu imonsiz kimsalarni o'sha aytilgandek maddoh nazmbozlarni ta'rifi bu albatta oyatlar davomida ammo iymonli solih amalli Alloh taoloni doim yodda tutadigan insonlar ulardan emas u shoirlar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari inna min ash-shi'ri la hikmatan dedilar she'rda hikmat bor dedilar ana olim iymonli amalli taqvoli haqiqiy insonlar bo'lgan shoirlar albatta ularning so'zlari hikmatdir mana bu bizning millatimiz ham unda hikmatli so'zlardan quruq emas balki boshqa millatlar orasida iftixor qilib eng yuqori o'rinlarda turadi juda hikmatli so'zlar hikmatli she'rlarni ulug'larimiz yozib ketganlar umid qilamiz hozir va kelajakda ham bunday shoirlar dunyoga keladilar shart bor ekan sharti Allohdan qo'rqish kerak ekan haqiqatan so'zlagan so'zini juda chiroyli to'n kiydirib ohanglarini chiroyli qilib eshitgan odam yodlab oladigan qilib yozib berish bu ham juda ulug' iste'dod lekin shu so'z agar noto'g'ri narsani targ'ib qiladigan bo'lsa nohaq so'z bo'lsa demak boshqa odamlarni adashishiga bu she'r sabab bo'ldi shuning uchun shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashur haligi shoirlarga ularni gaplarini dalil qilishib ammo iymonli shoirlar o'tgan ulug'larimiz bularni so'zlarini dalil qilishlik umuman islom adabiyotida mana qur'on tafsirlarida ham asosan tafsirda she'rlar keltiriladi ya'ni bir so'zni oyat karimadagi bir so'zni mazmuni qanday anglashilishi kerak degan mazmunda arablar bu so'zni bu o'rinda ishlatardilar deb g'oliban she'r keltiriladi bir bayt ikki bayt keltirib qo'yiladi ya'ni she'r bir hikmatni anglatadigan ulug' ne'mat lekin agar imonsiz odamlar qo'lida bo'lsa bu odamlarni adashtiradigan qurolga aylanishi mumkin shuning uchun unday shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashadi shoirni o'qib maza qilsangiz ko'rganingizda undan ham rohat qilsangiz ana shu shoir ammo ko'rganda hafsalik soyidigan bo'lsa bu mana shu oyatda aytilgan shoirlardan qatoridan joy oladi Alloh saqlasin
hikmet degan so'zni o'sha ko'rsatuvimiz boshidan beri aytib har xil voqeliklar bilan bog'lab izohlanyapti. Alisher Navoiyning o'sha Mahbubul Qulub asarida o'sha tanbehlar berilgan. Tanbeh deb o'sha eslatmalar berilgan har bir mavzuni davomida shunaqa bir nima bor ekanda, xiratmand chin so'zdan o'zga demas. Vali bari chin ham degulik emas. Kişi için söz dese zeba durur. Neçe muhtesar bulsa evla durur. Bu ya muşa yukarıda gidin melanı gibi olur. Aynen, şimdi. Şu aktan bir nabı. İzah. Hakiki dana adam kim dese, hıratman degeni bu danışman insan. Ağzını açarken fakat rast sözleydi. Ama hemme hakikatlerine hem ayıttı bu miydi? Bu hakikatini yaşayış degen bana değmez. Kişi hak sözünü yaparken o güzeldir. Bu söz güzel güzeldir. O şey için sözüm kança kıska bulsa, çünkü aladır. Bu gap, avvala o şey, akıllı insan, özünü hürmet kıladıyan insan, muhatabını, onun sözünü eşitçilerini hürmet kıladıyan insan, rahat sözleş gerek. Şu adam akıllı oladı. Yalgan sözler işandırıp, kayısıdır, cay geçe, ilgeçtirip barış mümkün, lakin açıladı bu. Demek ki bu adam akıllı masakken. Akıllı adam, her kaçan sözüge cevap veredigen, yani Çin sözüne aitadı kutuladı. Bu adam yelkeden yük çüyedi şu bilen. Şu hakikatini köpçelik bilmeydi. Köpçelik mastur ihtimal, ayrım adamlar bilmeydi. Aldap gün ötkez edigen kişiler yok imaz. Lekin hakikat sözüne ait yapman deyip, hama sözü ait bu miydi? Navai'nin sözleri, yazgen narsalar yüzge yüz deyip ait işten acizmiz. Çünkü yüz okuyanmasımız o kişinin bilgenlerimiz. Albatta her bir bayt, her bir gazal aslında bir ayet mazmunu ya hadis mazmunu mücessem. Hiç kandayı güzel söz bulsa müracaat kılın. Bana bu aitilgen söz, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerde. Kellimin nâsi alâ kadri okûlihim. Yani Abu Hureyre'den bir hadis-i şerif var. Mazmunu men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarida eshitgan sözlerimi ikkita qopga solganman. Sizlarga fakat bittasini ochdim. Agar ikkinchisini ochganimda meni dorga osgan bo'lardinglar dedi. Qarang. Bu nima degani bu? Avvalgi hadis mazmuni odamlarga so'zlarkansiz, siz o'zingizni maqomingizda turib emas, odamlarni joy yoniga tushib gapiring. Odamlarni aqllariga yarasha gapiring. Siz o'qib bir narsalarni bilasiz, o'qimagan kishilar bundan bexabar. O'sha faqat sizga kabi biladigan odamlar tushunadigan tilda gapirsangiz, u siz gapni yetkizmagan bo'lasiz. Eshituvchingizni holidan aylanib, ana shu odamga yetkazish, sizning savobingiz ham shu yerda o'zi. Shunday bo'lar ekan, ba'zi tushunmaydigan bir davrada bir yuqori bir gapni aytiladida, u gap shu yerda oyoq osti bo'lib ketadi. Unga u gap isrof o'sha davraga, o'sha majlisga. Bazı gaplar var, bir tecrübeli insanlar düşünüp kadirleydiler. Lekin şu mavzudan onca haberleri bulmayan kişiler ten olmasından günahkaran bulup kaladılar. Demek ayet uçu, bu hakikat, ben hakikatini ayet yapmam diyormasından şu hakikatini, bu hakikat bir don huttu. Onu etken caiz, eşken adam ya sinsin o. Keyin o ösüp çıksın. Meyve versin, o adamın hayatı da özgürlük payda olmasın. Şu sözüyle sebeple. Bunun için adam sözüyle düşünüş gerek. Oşan için adamlar da aklı gelişti sözlerinde büyürgerler. Abu Hureyre radıyallahu anh'un sözleri olsa, şimdi sözler var, bana Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetlerde baydılar. Bizler insan, bütün insaniyet cemlenip ham tasavvur kılışı aciz boyan. Mesela ahiret hayatı hakkında ilavhalar. Cennet, dozaqdagi manzaralar, rahat ve azablarını, tasvirleri, onların şekilleri, bizler okuyanımız halatı da bu sözünü Allah Ta'ala etti, ben bunu işandım. Bana şu söz hak, gerçi ben ahire geçip düşünülmesem hem Allah'ın kelamı ten aldım deyip ötgen adam mumun deyip etedi Allah Ta'ala. Lekin o şey, ya bu yakka bürüş mümkün bugün sözlerini, na doğru tarafı vurup, ve delil var bunu ya Kur'an'dan deyip, ya hadisten deyip. Bana bunu deyip, düşünmeyi ya garaz bilen, ya ki ilmi kemliği sebebiden, na doğru düşünüp na doğru talkın kısalar. Şimdi havup var, cüde mürekkep, cüde yüksek sözler var.
Hiç bir insan ahiretke barıp kemedi. Barıladı ve körüledi. Hemme körüledi onu. Lekin ahiret hakkı da çıraylı bir dostanlara aitip, uyağdaki hayat hakkı da. Hemen yalgın buladı bu. Rastı kaysa rastı. Fakat ayette aitilgen, hadiste aitilgen derece rast. Onge biz nasıl kutsiyek biz, elbette hata buladı bu. Onun için o şey sözlerine, şu kabı sözlerine, cüde yüksek makamdaki insanlar yine çüne diyen sözdü. Ama halka aitsiz, düşünmegenden ki cezalaşki hakları var onlarda. Şimdi adamlar tarihte buyduyken ki kulağlardan şuna kadar sözlerini doğru çüntürelme geldi giden ağır cezalarla müstahkip olan insanlar ötkerler ki. Demek ki sözde, ben rastına ait oldum degen gibi özü yetmeydi. Ben hakman, anal hak degen sözde özü yetmeydi. Bu hakını adamlarla sinyadigen surette ayetçilik gerek. Eğer yetkiz olsayız, eğer adamlar engelleşik aklizi etse, şimdi ağzını açık gerek. Bu mesela hemen aslanıyor. Mesela bir yüksek mertebe mevki egeleri özlerini kasıpları has bugün. Fakat özleri çünediyen, silahta çünediyen sözlerini onunla yetkiseler, o sözünü çünmeyen adamlar bu sözü cebir kıladılar. Onun için her bir likülli makamin makal, şu her likülli meydanın rical, şuna kadar gap var, unvandaki gap buyum. Yani her bir makamda, her bir mecliste özünün sözü var. Her hıl meydanında özünün pahlavalları var. Edebiyat meydanında bir o zor buladı. Küreş meydanında yine bir o zor buladı. Söz diyem, orunda sözlenmese bu sözge hıyanat buladı. Mesela Novay'ını çüntürüşüm için Novay'ını peski optuşum gereği mi? Yani halkın tepesi gene maklışım kereyim dedi. Ben şu ikilesini zıt koyup güya ki hazır siz etiyot kendime de kaysa da derecede cevabı buldum onu. Lekin şu niye de aydınlaştırsayız? Hazreti Nevai bizi fahrımız. Millet fahrı. O kişi de kabi kölemdar miras kaldırgen şairler sanalik. Türkiye'lerini şu edebiyat meydanında köklerini kötergen uluğumuz. Makamlar cüde yüksek. Lekin eğer tabiri caiz olsa uzat hazır ki biz şuna diyen işletip yürüdüken mazmundaki halk, amma halk ve şair emezler. O kişi en güzel, en yüksek sözlerini etkiler ki hemme şundan haberdar bul iş gereği deyip talep kılışımız hem hak emez. Elbette bir miktar biliş gereği. O kişi de şuna ki mürekkep gazeller bilen, şuna olmayacağımız, şuna ki bir acayip mecazlar bilen, istaharalar bilen, aitken sözler, her kim her kıl talkın kıladı yan derecede. Şuna kadar cüdük yok, leyken şu bilen beraber, ama halk, birinci sınıf okuvçısı hem, şuna diyen, cüde saddetil bilen, cüde ibretli sözlerini aitken mekteplerde, ben tertibatları diyen, var şu. Bana bunu da yazarlar diyen, biz şunlarını düşünüp barışımız gerek, sekin yükselip barışımız gerek, örgenişimiz gerek. Ve Navoiyni tushunishlik uchun albatta biz Qur'on va hadisdan xabardor bo'lishimiz kerak. Chunki aytayapmiz, har bir baytlarida Navoiyda ham, Fuzuliyda ham o'sha bir oyatga ishora bor ekan, hadisga ishora bor ekan. Biz ularsiz tushunib olasmiz deganimiz xatodir. Endi ularsiz u bexabar insonlarga mana shuni biz og'iz ochib Navoiyni bir g'azalini yetkizmoqchi bo'lib shunga harakat boshlaymiz. Majburiy tarzda tushamiz. Birinci, birlamchi ma'nosini albatta avval yetkazishimiz kerakdi. Keyin u she'rdagi, o'sha asardagi fasohat balog'atni ne kadar yüksakligini, o'xshashi yo'q, boshqa shoirlarda topilmaydigan yo'llarni topganlarini, ya'ni endi yuqoriroq darajadagi odamlar ham muhtoj bo'lgan savollarni javoblarini berishimiz kerak. Avval sodda ravishda Navoiy nima demoqchi edi shu paytdan? Buni o'sha oddiy dehqon, cho'pon tushunadigan tilda yetkazib, keyin uni o'sha haligi fazilatlarini, maqomlarini imkoniyatimiz darajasida aytishimiz kerak. Jon qilib ham qo'ymagan bo'lamiz va odamlar tushunmaydigan so'zni ham aytmagan bo'lamiz. Balki ikkovlari uchun ham bir oz foydasi bo'ladi so'zimiz. Mana shu tarzda yondashsak to'g'ri bo'ladi. Soddalik bilan murakkablik haqida. Qaysi teparoqda? Soddalik mi, mürekkeplik? Mesela bu hem aynen maşı soha vekillere getirmişti. Mesela
Ko'pincha olimlarning ichida shunaqa nimalari var mı? Men hozirgi adabiyotshunoslarni, tilshunoslarni nazarda tutaman. Belki başka sohadagi olimlarda ham bo'lishi mumkin. O'sha haqiqatni aytmoqchi bo'lgan fikrini qanchalik qiyinlashtirib borib, o'shani chiroyli qilib eplasa, mana shuni eng yüksek derece, mükemmel nima deb biladi mana shu shakl daraja deb. Yana bir toifa bor, endi ular undan o'tgan mi yoki unga yetmaganmi? Ularda xuddi shu ma'no juda sodda, oddiy qilib aytiladi. Mana shu qaysi afzal o'zi, qaysi to'g'ri, qaysi oldin, qaysi keyin degan savolmidi. O'z savolingizga javobim yashirin turibdi. Va men aytib o'tmoqchi bo'laman, bu savollar bizga berilar ekan, demak javob berishimiz kerak degan mazmunda javob qilinyapti, ammo bu savollarni javobini eng yaxshi biladigan inson men degan da'vochim yo'q. Faqat bir shaxsiy mulohazalar bo'lishi mumkin. Jo'nlikdan qochish kerak, ammo soddalikni mahkam ushlash kerak. U yuksak bir haliga aytilgandek murakkab tarzda berish, agar siz ifodalamoqchi bo'lgan so'zingiz haqiqatan shunaqa murakkab tarzda bermasa tushunib bo'lmaydigan darajada baland so'z bo'lsa, uzrlisiz, murakkab tarzda berasiz. Lekin afsus, biz o'qigan, eshitadigan gaplarning ko'plarida o'zi arzimagan bir mazmunni shu murakkablik qobig'iga, libosiga o'rab turib, bu juda ulug' so'z, lekin sen tushunmading deydigan da'voni qiladiganlar bor-da, albatta bu xatodir. Haligi Navoiyni aytgan gaplari o'sha muxtasar so'zda haqiqatni ifoda qilib berishlik, sodda tilda eshituvchi, o'quvchi tushunadigan suratda yetkazishlikka targ'ibdir. Masalan, yozuvchi shoirlarni, qaysi millat vakillari bo'lmasin, ulug' shu so'z ustalarini yozgan narsalari juda zebo, juda go'zal narsalari bor, odamga ta'sirli, shu badiiyda endi, ya'ni badiiy degan go'zal qilib aytilgan va to'qilgan narsalar bor. O'qiganingizni, eshitganingizni rohatlar olasiz. Bu juda ularning san'atkorligini dalili bu. Qur'onga, hadisga murojaat qilsangiz, juda sodda tilda ifodalagan. Haqiqat sodda ifodalanishi kerak. Haqiqatga bezak kerak emas, haqiqat ziynatlarga muhtoj emas. Naqshinigorlar bilan azimat so'zni chiroyli ohangga burkab turib va shunga kimlardir oshiq bo'lib, bunaqa muxlislar ko'payganligi uchun yana shu so'zlarni ko'paytirganlar, so'zga xiyonat qiladilar. So'zni bizning nazdimizda o'sha soddaligi, shu sodda so'zda murakkab fikrni joylab yetkazishlik, mana bu olimlik, mana shu san'at shu. Aksi bo'lsa, u o'zini aybini yashirish bo'lib qoladi. O'sha yozuvchilardan, masalan, o'tmishdagi, yaqin o'tmishdagi yozuvchilardan ham Asqad Muxtor degan bir adib o'tdilar. Alloh taolo rahmat qilsin o'shani. Oxirgi uning oxirlaridagi o'sha bir qit'alar yozdilar, tundaliklar deb nom qo'yib. Bir qator, ikki qator shunaqa so'zlarda bir olam jahon mazmun, hali butun umri 70 yillik tajribani go'yo qaymog'i o'sha yerga tushib qolganda, shunday rohat bor, shunday lazzat bor va mazmun bor. Juda sodda, lekin juda katta mavzular aytiladi. O'shining tabiatlarida, she'riyatlari ham shunaqa. Men nasrlar haqida bu narsani ayta olmayman, ammo she'riyatlari va so'nggi asarlari, esaliklari o'sha tundaliklar o'zini surati bilan ham yangilik bo'ldi va oz so'zni ko'p mazmunni berishlikka keyingi ahli qalamlar uchun ehtimol bir o'ziga xos maktab ham bo'lsa kerak shu. Bizni mana ko'p millionlik xalqimizga, bu mana shu telegramni qarshisida o'tirgan muxlislarga tilaklaringiz. Men avvalo suhbatimizga eshitish, ko'rish uchun ketgan vaqtlariga rozi bo'lishlarini so'rayman muxlislarimizdan. Ulug'larni zikr qildik, o'sha haqiqatan insonga Alloh taolo so'z ne'matini berdi, boshqa biron jonzotga berilmagan bir ne'mat bu. Shu so'zni egalari, qalam egalari juda katta mas'uliyatlari borligi haqida bilganlarimizdan bir oz gapirgan bo'ldik. Avvalo o'sha kitob o'qishlikka bo'lgan targ'ibot deb agar uni tushunsak, suhbatimiz bir mazmuni shu. Ko'p o'qiylik. Ko'p o'qiylik. Keyin
yozuvchilarimizga, shoirlarimizga, hammamizga, o'zimizga bizning tavsiyamiz rost narsani aytaylik. Rostlik haqiqat bo'lmasa so'zning mohiyatida. Qancha chiroyli so'z bo'lsa ham u bir kun ochilib fosh bo'ladi. Rost bo'ladigan bo'lsa insonni juda yuksakka ko'taradi. Mana bizning millatimizni balki butun mu'min musulmonlarni iftixori bo'lgan Imom Buxoriy Alloh taolo u zotni rahmat qilsin. U zotni eng ulug' fazilati nima desa, men rostgo'yliklar deyman. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari, kechirgan hayotlari, sajiyalari, sifatlari, siyratlari, bular haqidagi u zot to'plagan hadislar ayni voqeada bo'lgan rost biron so'z tashqaridan qo'shilib qolmagan rostlik bor unda. Sahihul Buxoriy ushbu Buxoriyning rost, sog'lom to'plagan hadislari. Bu hadislarda biron so'z qo'shilmagan, biron so'z olib qo'yilmagan degan mazmunda. Buni hammamiz tushunamiz. Shu u kishini shunday sharafli maqomga ko'tardiki, u zot to'plagan hadis shariflar Qur'oni Karimdan keyingi bizning ikkinchi muqaddas manbayimiz bo'ldi. U kishiga ergashgan zamondoshlari, u kishidan avval keyinroq o'tgan ulug' olimlarimiz, ular ham imkoniyatlari darajasida mana sahohista deyiladi, 6 ta sahih hadislar to'plami rostligida barakati bu. Hammasi rost so'zni aytganlari shunaqa bo'lib tarixda qoldi. Rost so'zni aytgan Buxoriy birinchi raqamli muhaddis bo'lib tan olindi. Demak, biz oz aytamizmi, ko'pmi? O'zimizni maydonimizda rost so'z aytishimiz kerak. Mana shu rost so'zni eshituvchilar, o'quvchilar uchun foydali tarzda, tushunarli tarzda aytishlik hammamizning mas'uliyatimiz, vazifamiz bo'ladi. Alloh taolo mana shu so'z aytuvchi, yozuvchi ahli qalamlar yelkalarida juda katta mas'uliyat borligini his qilsalar, inshaalloh suhbatimizdan bir ko'rilgan manfaat hosil bo'lgan bo'ladi. Mana shu suhbatni ta'sirida bir oz bir o'ylab ko'rilsa, odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash yoki adashtirib yuborish ko'p jihatdan shu ahli qalamlarga mansub ekanligini, nisbati borligini bilsalar. Bu suhbat uchun, taklif uchun minnatdorlik bildiramiz va bunday ma'rifiy suhbatlar davomli bo'lsa, xalqimiz o'sha ma'naviyati, ma'rifati yuksak bo'lsa, shunda iqtisod ham yuksalishi, hayotimizga bir xayr barakotlar kirishligi umid qilinadi. Alloh taolo xalqimizga mana shunday ulug' kelajagini, bir yaxshi o'tmishdagi ulug' ajdodlarimizga munosib avlod bo'lib hayot kechirishligini nasib etishini Alloh taolodan so'raymiz. Rahmat domla, bu mazmunli suhbatingiz uchun. Kelajakda yana shunaqa, yana boshqa mavzularda ham aynan mana shu ilmiy sohadagi suhbatlaringizni kutib qolamiz. Suhbatda aytilgan gaplardan yaxshi xulosalar chiqarasizlar degan umiddamiz. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.